Yunus dedi ki, sizler benim davetimi icabet etmediniz. Birinci bir gün geçince evvela her taraf sararıp solacak. İkinci günde her taraf kıpkırmızı olacak. Üçüncü günde ise kararacak her taraf. Ve helak olacaksınız. Diye haber verdi. Çünkü Yunus hakikaten daha sonra gelecek olan vakayı gören ve bilendi. Bugün kamiller, afaktaki kamillerimiz bunu gördüğü, bildiği gibi enfusumuzdaki olan ruh da Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin zuhuratını bilir. İşte enfusumuzda birinci gün her tarafın sararıp solması demek, bir insan hasta olduğu zaman sararıp solar. Aynen bunun gibi. Bir insanın fiillerin faalini Allah'a nispet ederse, Allah'a verirse, onun kendisine nispet etmiş olduğu fiillerin sararıp solduğunu görür o kişi. İkinci günü sıfatların mevsufunu Allah'a verdiği zaman göreceksiniz ki artık kişinin ne günah işleyecek ne de sevap işleyecek gücü kuvveti kalmadığı için bir hayvanı bile başını kopardığınız zaman kanı nasıl akıyorsa aynen onun gibi kıpkırmızı olduğunu, artık onun kanının aktığından mütevellit, manevi kanının aktığından mütevellit, nefsinin yününü kopardığından mütevellit, nefis kendisini yok etmiştir. Böylece o kişinin de kırmızı olarak, her tarafın kırmızı olduğunu söylemek istedi. Üçüncüsünde vücut vücudullah, her taraf karardı. Artık ne görmesi, ne duyması, ne bilmesi, ne sıfatlarının herhangi bir icraat yapması mümkün değil. İşte böylece kişi, ki kararmayı ayet-i kerime söylüyor. Diğer iki, sararma ve solmayı ayette yok da kararma var ayette. Terk ediyor. Terk ettiği zaman, yani nefsin istek ve arzuları doğrultusunda, nefsin süflü isteklerini terk ediyor. Ve gemiye biniyor. Hangi gemiye biniyor? Gene vücut gemisinde. Vücut ülkesinde anlatıyorum Yunus'un olayını. Sizle anlatıyorum. Çünkü Kamil hiçbir zaman kendisini anlatmaz. Sizi anlatır. Sizi anlatır. Vücut gemisine biniyor. Fakat bu vücut gemisinde, zaten Yunus bu vücut gemisinde. Ruhaniyet yönünüz, inanç yönünüz vücut gemisinde değil mi? Dışarıda bir yerde midir? Hayır. Kura çekilip Yunus balığına, deryaya atılıyor. İlim ve irfaniyet deryasında kişi artık Yunus balığına tabul. Afakta Yunus balığı müstikamil, enfusunuzda sizin Yunus balığı sizin irfaniyet ve kemalat geminizdir, şeyinizdir, vücut ülkesinden. Ve tevhid-i efalin, tevhid-i sıfatın, tevhid-i zatın idrakına vardığı zaman diyor ki Yunus, uzaklardaki asırlarca evvel geçmiş olan bir Yunus değil, bugünkü senin gibi, benim gibi bir Yunus'un ifadesini kullanıyorum. Diyor ki, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi, ben idrak ettim artık. Bu eski nispiyetlerimin, eski cehaletimin, eski şirklerimin hepsinin idrakındayım. Artık vücut benim değilmiş. Vücut seninmiş ya Rabbi. Onun için beni zalimlerden eyleme. Bugüne kadar ben hep kendime nispet ediyordum. Ama şimdi nefsim olan o senin tecellilerine hep karşı geliyordum. Şimdi ise ben idrak ettim, beni zalimlerden eyleme diye nedamet duyması, pişmanlık duyması var. İşte Cenab-ı Allah da bunu ne yaptı? Kabul etti. Bu Yunus balığın karnında 40 gün kaldı. Ne demektir? 40 gün demek
dördüncü mertebeye kadar bir salikin mürşid-i kamilinden tahsil etmesi demektir. Ve ondan sonra onu Cenab-ı Allah pıhtı halinde, kemalatsız olarak diyor ayet-i kerime, deryanın kenarına bıraktı. Deryanın kenarında en kısa zamanda kendi kıvamını aldı. Biliyorsunuz, bunun karşılığında şükranı olarak Yunus Aleyhisselam 4 rekatlık ikindi namazı kıldı. İlk ikindi namazını kılan Yunus Aleyhisselam'dır. Neden? Çünkü vücut vücudullah'tır, gayrı yoktur bir. Vücut vücudullah'tır, gayrı değildir. O bakımdan kişi böylece ne yaptı? Bir Yunus esması altında kişinin fenafillah olduğunu idrakına vardı. Ve bu miraç, Yunus Aleyhisselam'ın miracı dendi. Balığın karnındaki olan bu idrakı ile balığın karnındaki yapmış olduğu bu tahsil ile günümüzde de bir salikin, bir mürşid-i kamilin kontrolünde tevhid tahsilini yapıp ölmezden evvel ölme hasretine girmesi ile ne yaptı? Yunus Aleyhisselam miracını yapmış oldu. Şimdi bir peygamber fenafillaha kadar mı bir tahsil yaptı diyeceksiniz. Hayır. Günümüzde ilkokul öğretmeni üniversite mezunudur. Ortaokul öğretmenleri üniversite mezunudur. Lise öğretmenleri üniversite mezunudur. Üniversite mezunu üniversite talebeleri de öğretmenler de üniversite mezunudur. Fakat kendi dallarındaki olan ihtisaslarını yapmak suretiyle farklılıkları vardır. Bunun haricinde hepsi üniversite mezunudur. Aynen bunun gibi Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan bütün peygamberler hepsi meratib-i ilahinin başından sonuna kadar tahsil yapmış, bu idraka vakıf olmuş, bu kemalata sahip ama toplumlarının, kavimlerinin istat ve kabiliyetlerine göre görev almışlardır. Kur'an-ı Kerim'in elif harfinden ye'ye kadar olan 28 mertebede nasıl Cenab-ı Allah harflerde kendisinin tecellisini hem zahiriyle hem batınıyla gösterdiyse bütün peygamberler de bu mertebelerde karşılıklarını göstermişlerdir ki o son kitap olan Tevhid deryasındaki olan şeylerde, sohbetlerde o harflerin sırlarını ben ifşa ettim. 28 harfin sırrını ve 28 peygamberin karşılığında her bir harfin karşılığında bir peygamberin görev yaptığının ifşaatını yaptık. İşte onun için bir Yunus yalnız peygamber olduğu halde fena fillaha kadar bir idraka mı da sahipti demeyin. O bütün meratib-i ilahinin başından sonuna kadar bir irfaniyet ve kemalata sahip idi. Fakat görev yeri orası olduğu için orada ümmetine hitap etti. Ümmetini orada irşad etti. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de de Yunus esması ile bizlere bugünün Yunus'u olarak bizlere bu tahsili Cenab-ı Allah Yunus esması ile tahsil ettirmiş oldu. Onun için fena fillaha kadar olan, yani ölmezden evvel ölesiye kadar olan bir irac, ikilikten birliğe çıkmaktır. Nefis mertebelerinin tahsilini yapıp ruh mertebesine ayak basmaktır. Yunus Aleyhisselam'ın miracı budur. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracı ise Necm suresinin 8.
ve 9. ayeti kerimesinde sümme dana fetedalla ve kâne kâbe kâvseyn evetna ayeti kerimesidir. Sümme dana, bakın, kişi ölmezden evvel öldükten sonra birle bir olmak, vahdaniyetindeki olan teklik, bütün zerreden küreye kadar milyarlarca allemil esmanın birliğinin idrakı. Sümmedena. Namazlarda biz buna da Subhanallah diyoruz. Noksan sıfatlardan münezzehtir diyoruz. 33 defa dememizdeki hikmet ilahiye de 3'ün 3 lezzetinden ibarettir. Bizde tecellisi 3'tür. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi zatının sıfatından, sıfatından da fiilleriyle bizim mazarımızdan açığa çıkması haliyle 3'ün zevki halinde 33 defa Subhanallah diyebilirsek noksan sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Hak hakkında bilgi sahibi oluruz ve namaza başlarken Allahu Ekber deriz. Çünkü Euzubillahimineşşeytanirracim demeden bir insan Bismillahirrahmanirrahim diyemez. Demesi mümkün değildir. Biz Euzubillahimineşşeytanirracim mi bütün bu nisbiyet, bu ikilik, bu nefis mertebelerinin tümünün halledebildiysek o zaman Bismillahirrahmanirrahim demeye hak kazanırız. İşte bundan evvel Allahu Ekber tabirini kullanmak için de kişinin Subhaneke diyebilecek hasletli olması lazımdır. Onun için sümmedenanın özeti budur.